Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Kim millete layık, kim milletin adamı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplama kalabalığa hitap ederken övünerek 2022 fındık taban fiyatını açıkladı. 54 lira eşittir 3,02 dolar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan ve AKP Genel Başkanı olduğu 2016'da 1 dolar 2,65'ken fındığa verdiği rakamı açıkladı. 15,84 lira eşittir 5,96 dolar. Eğer Erdoğan fındık üreticisine Davutoğlu gibi 5,96 dolar taban fiyatı verseydi kaç lira alırdı Karadenizli üretici? 106,70 lira. Erdoğan AKP'ye genel başkan, Türkiye'ye başbakan yaptığı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu için günler önce ne dedi? O makama layık olduğu için gelmedi. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. Kim millete layık? Terazinin bir kefesine Erdoğan'ı, diğer kefesine Davutoğlu'nu koyun ve kararı siz verin. Kim milletin adamı? 2014-2016 yılları arasında AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini sürdüren Davutoğlu layık değilmiş ya. O halde ekonomi karnesine bakalım. Göreve başladığı 2014 Ağustos ayında enflasyon yıllık %9,54. Nisan 2015'te enflasyon kaç oldu? %6,57 göreve başladığında 1 dolar kaç liraydı? 2,16 lira. 2 yıl sonra 22 Mayıs 2016'da görevinden ayrıldığında 1 dolar kaç liraydı? 2,83 lira. Peki Erdoğan "Verin bu kardeşinize yetkiyi, görün bakın nasıl uçacak Türkiye." dediği Haziran 2018'de 1 dolar kaç liraydı? 4,60 lira. Peki, tek adam rejimi dönemi olan 2018-2022 sonunda 1 dolar kaç lira oldu? 17,98 lira. Öte yandan Davutoğlu diyor ki, ayrıldığım günlerde dolar 2,65, 2,75. Üretici enflasyonu ÜFE 3.2, TÜFE 6.5, faiz 7,25. Asgari ücrette zam %30, memur zammı %6 artı %5 emeklilere tarihin en yüksek ikramiye ve seyyanen zammı. Erdoğan ise rekorlara imza attı. Üfe %130, tüfe %72, faiz Merkez Bankası'nda %14, bankalarda %30. Ahmet Davutoğlu göreve layık değil. Recep Tayyip Erdoğan göreve layık mı? Göreceksiniz bu millet ilk seçimde kimin Türkiye'yi idare etmeye layık olduğunu oylarıyla ortaya koyacak. Değerli okurlarım, 40 yıldır aralıksız bir şekilde spor muhabirliği yapan ve ödül rekormeni olan Atilla Türker'in ikinci kitabı "Futbolun Arka Bahçesi" yayınlandı. Türker kitabındaki bazı bölümleri şöyle paylaştı: "A milli takıma torpille hangi futbolcu alındı? Trabzonspor'la Beşiktaş, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna set çekebilmek için nasıl bir protokol imzaladı? Galatasaray'da tarihi soygun nasıl gerçekleşti? Beşiktaş'ta hangi yöneticiler cebine para indirdi?" Şafak Mahmut Yazıcıoğlu hakkındaki korkunç mektubun içeriğinde neler var? Hangi ünlü menajerin oğlu bir dakika oynamadan Fenerbahçe profesyonel takımında 5 yıl barındı? Galatasaray'da hangi menajerlere inanılmaz paralar ödendi? Beşiktaş'ta rüşvet alan yönetici kim? Trabzonspor'un kasası kimler tarafından delik deşik edildi? Galatasaray ve Erzurum Spor, Taylan Antalyalı transferinde 1 milyon 600 bin lira ödememek için Gençler Birliği'ni nasıl araya aldı? Taklacı yöneticilerle cambaz menajerler hangi yöntemlerle kulüpleri soydular? Fatih Terim'in Alaçatı baskınının gerçek yüzü nedir? Antalya Spor Başkanı Gültekin Gencer bedava verdim dediği futbolcular üzerinden nasıl köşeyi döndü? Hangi ünlü avukat Fenerbahçeli Deniz Türünç transferinde 2 milyon avroluk 4 adet çeki kendi cebine indirdi? Hangi kulüp başkanı karısını aldığı kürkü kendi kulübüne fatura etti? Karabük Spor'dan Gençler Birliği'ne, Antalya Spor'dan Kayseri Spora, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'dan Bursa Spor'a, Gaziantep Spor'dan Eskişehir Spor'a kadar kulüplerimizin kasası nasıl boşaltıldı? Futbol anlaşılan o ki bazıları için sadece rant kapısı. Tebrikler Atilla kardeşim. Değerli okurlarım, adı bende gizli bir okurumun mektubunu özetliyorum. Orhan Bey, iyi günler dilerim. Yazılarınızı takip ediyorum. Kamuda çalışan muhalif bir personelim. Bu nedenle haklı olduğum konularda bile soruşturma geçirip 3 defa sürgün yedim. Adaletin terazisinden şaşma olmayan hakimler sayesinde haklılığımı hep ispat ettim. Orhan Bey, sizden iki ricam var. Bunları köşenizde dile getirirseniz sevinirim. Kamuda çalışan meslek gruplarının bazılarına 3600 ek gösterge verildi. Polis, hemşire, öğretmen ve imamlar. Öğretmenler aydınlık nesiller için çaba sarf eden neferler. Polisin gecesi gündüzü yok, canları pahasına çalışıyorlar. Sağlık çalışanları pandemide gereğini yaptı. Peki bu imamlar ne iş yaptı da 3600 ek göstergeyi aldılar? Sabah namazına giderken pusu mu yiyorlar? Öğle namazına sürünerek mi gidiyorlar? Akşam namazına mayın tarlasından mı geçip gidiyorlar? Neden 3600 ek göstergeyi hak edip aldılar? Yaptıkları tek şey AKP iktidarına yandaşlık. Propaganda yapmak adına halkı dinden soğuttular. Ayrıca kamuda bir makama gelmenin kriteri yandaş olmak, cemaat üyesi olmak, İmam Hatip Lisesi mezunu olmaktır. Özellikle bir bakanlık var ki personeli bu konudan muzdariptir. Spor Bakanlığında taşradaki il ve ilçe müdürlüklerine kurum içinde yetişmiş personel olmasına rağmen çoğunlukla dışarıdan müdür atanmaktadır. Atananlar ya Diyanet çalışanı ya cemaatçi ya da imam hatip mezunlarıdır. Bu atamalara örnek Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Trabzon Şalpazarı ilçesinin Gençlik ve Spor İlçe Müdürüdür. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları dururken imamlar gençlik ve spor ilçe müdürü oldu diye haber de yapıldı. Spor Bakanlığı iki kez görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptı. Ama yazılıdan sonra mülakat olduğu için kazananların kimler olduğunu tahmin edersiniz. En azından kamudaki üniversite mezunu kamu personeline 3600 ek gösterge verilmesiyle Spor Bakanlığı'ndaki imamların müdür atanması konusunda şikayetimi köşenizde dile getirirseniz sevinirim. Not: AKP iktidarında riskli olduğu için ismimi lütfen gizleyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.